Akasya Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan'dan yola çıkacağız. Tuva Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'a gidiyoruz. Yenisey Irmağı'nı takip edeceğiz. Abakan'da kaldığımız Abakan Oteli'nden hazırlığımızı yaptık. Arkadaşlar, ekipler hep birlikte yola çıkıyoruz. Moğolistan, Orhon Dağları, Ötüken Diyarı'ndan gürül gürül akarak Sibirya coğrafyasına giren o muhteşem nehir. Abakan Çayı ile birleştikten sonra derya deniz olan kültürümüzün, medeniyet tarihimizin izlerinin yazıldığı. Bize göre Yeni Çay, Yenisey ve Yenisey Irmağı üzerinden geçmek de varmış nasipte. Turan şehri üzerinden Tuva Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'a gidiyoruz. Sibirya'nın verimli bozkırlarını süslüyor işte yolumuz üzerinde Kızıl'a giderken, Tuva'ya giderken uçsuz bucaksız ekin tarlaları. Akasya'nın başkenti Abakan'dan Tuva'nın başkenti Kızıl'a gidiyoruz. Arkamızda bir tuvalet var. İhtiyaç molası verildi. Halen kapılar yok tuvaletin, su yok. Ahşaptan yapılmış ve kapısı olmayan tuvaletlerle de karşılaşıyoruz burada. Eşyalar satılıyor yol üzerinde. Biz de kameramızı yaklaştırıyoruz. Bakalım neler satılıyor, kaça satıyorlar. Döviz geçmiyor. Ruble burada geçerli olan. Yol üzerindeki bir satış yerine uğrayacağız. Kaça satıyormuş bunları hanımefendi? Böyle bardağını 70'e 50'ye. Mesela kaç lira şu? O 1,5 dolara 3 liraya falan geliyor bardağı. Bir bardak 3 lira. Evet. Evet. Şu bademler 1 bardak. Bu da 4 liraya geliyor yaklaşık. 4 dolar. 3,5 4 TL'ye geliyor. Bu da aynı 3,5 4. Ceviz var, ayçiçeği, kabak çekirdeği ve birçok şey satılıyor burada. Böğürtlenleri görüyoruz. Ballar. Ballar ne kadarmış? Bunlar da 10 dolara falan işte 20 liraya falan geliyor. 20-25 lira. Birçok şeyi görüyoruz burada. Hemen elimizdeki şu badem 1,5-2 lira. Kabak çekirdeği, çilekler, otlar, şifalı bitkiler satılıyor ama benim en çok ilgimi bal çekti değerli izleyenlerimiz. Şöyle değişik renkte ak, beyaz, bembeyaz ballar var burada. Anadolu'nun en önemli ağaçlarından birisi ve karşımıza çıktı Sibirya'da, Tuva'da, Türk Cumhuriyetlilerinin bulunduğu yerde. Bunlardan tütsü yapıp yakıp evde. Evet. Hadi, evet, hadi, hadi, hadi. Müthiş bir şey. Sibirya deyip geçmemek gerekiyor. Ve Allah Resulü seyahat edin diyor. Sıhhat bulursunuz diyor. Bunu aynı el yakın yaşıyoruz. Yanımızda doktor arkadaşlarımız olduğu için değil. Sabah erken yola çıktık. Solumuzda Yenisey Irmağı'nın değişik kolları gürül gürül akıyor. Müthiş envai çeşit yemyeşil ağaçlar arasından Asya'nın merkezine, merkez noktası Tuva'ya ve başkent Kızıl'a gidiyoruz. Kızıl'a giderken heyecanlanıyoruz. Hem muhteşem Türk tarihi hatırımıza geliyor hem de yemyeşil o dağları düşününce kendimizi Türk tarihinin geçmişine doğru götürüyoruz. Ama biraz da hüzünleniyoruz. Bu coğrafya öyle kolay coğrafya değildi. Bu coğrafya Osmanlı-Rus savaşlarında on binlerce Mehmetçiğin sürgüne gönderildiği esaret kamplarında yaşadığı yerdi. İsterseniz hem bu manzaralar eşliğinde sizi tarihe yolculuğa çıkaralım. Thank you.
Türk Dünyası Gezi ekibi olarak yeni bir coğrafyada gezimizi sürdürmekteyiz. Bu coğrafya Güney Sibirya coğrafyası. Türklerin ata yurtlarından birisi. Tuva Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'a doğru yol alıyoruz. Yenisey Irmağı, Yenisey Nehri boyunca seyahatimiz devam ediyor. Türklerde Yenisey Kutlu Su olarak adlandırılır. Ulu Su olarak adlandırılır. Aslında Türklerde nehirler son derece önemlidir. Ta Orhun'dan, doğuda Orhun'dan, Moğolistan'daki Orhun Nehri'nden başlayıp Tuna'ya kadar, Tuna Nehri'ne, Balkanlardaki Tuna Nehri'ne kadar Türk bölgesidir. Orhun, Ural, Yenisey, Don, Dinyaper, Dinyaster, Tuna. Yani en doğudan en batıdaki nehirlere kadar bu nehirler arasındaki bölgeler Türk coğrafyası. Balkanlara, Balkan Türklerine göre Türklerde dağ varsa Balkan, nehir varsa Tuna'dır. Balkan Türkleri. Ama Doğu Türklerine göre de dağ, Tanrı Dağları, Altay Dağları, işte içlerinden geçtiğimiz, vadilerinden geçtiğimiz Altay Dağları, nehir de Orhun Nehri ve Yenisey Nehri'dir. Bu bölgeye göre değişmektedir. İşte bu güzel vadide, Yenisey Vadisi'nde, yemyeşil ormanlıklar arasında, Altay Dağları arasından seyahatimiz Asya'nın merkezi Kızıl'a doğru, Tuva Türklerine doğru, Tuva Türklerinin başkenti Kızıl'a doğru devam etmektedir. Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına, çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına, ah ölmeden dirilsem, düşebilsem toprağına, ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Şu anda çok heyecanlıyım. Hocam Nihan Asım Bey'in 1952 senesinde Haydarpaşa Üniversitesi'nden ayrılmadan evvel Türk Milliyetçiler Derneği'nin kongresinde ben gelecekte Türk çocuklarının Altay Dağları üzerinde yürürken görür gibi oluyorum dedi ve maalesef Milliyetçi Bakanı Tevfik İleri tarafından Süleymaniye Kütüphanesi'ne tayin ettirildi. Çok heyecanlıyım. Onun için konuşamayacağım. Hocamın dediklerini yerine getirdiğim için çok memnunum. Türklerin ata yurdunda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Karşınızda Altay Dağları var. Gördüğünüz gibi dumanlı görüntüsüyle, esrarlı görüntüsüyle bizleri büyülüyor adeta. Yani duygulanıyoruz, eski atalarımızı aklımıza getiriyoruz. Orta Asya'dan, Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya getirdiğimiz en önemli geleneklerimizden birisi de dağların zirvesindeki önemli yerlerdeki ağaçlara bez bağlamak, çaputlar bağlamak. Evet, Altay Sayam Dağları zirvesindeyiz ve Sayam geçidindeyiz. Kızıl'a gidiyoruz. Dağın zirvesine hemen yakın noktada çaputların bağlandığı bir yer gördük ve birçok çaput bağlanmış ağaçlara Sayam Dağı'nın zirvesinde. Ağaçlara çaput bağlanan yerin diğer karşısında dağın eteğinde, Sayam Dağları'nın eteğinde bir şapel var. Rus kilisesi var. Hemen onun bir başka noktasında da yine değişik anıtlar görüyoruz. Thank you.
Sibirya coğrafyasındayız. Tuvası, Altay Türkleri, Hakaska Türklerinin yaşadığı coğrafyadayız. Hakasya'nın başkenti Abakan'dan yola çıktık. Asya'nın merkezi Tuva Türklerinin yaşadığı Tuva'nın başkenti Kızıl'a gidiyoruz. Sayan Dağları'nı aşıyoruz. Altay Dağları'nın değişik zirvelerinden geçiyoruz. Ve Sayan Dağları'ndan aşağı gürül gürül akarak o kutlu nehir anlamına gelen, yeni çay anlamına gelen Yenisey nehrini oluşturan o dağlardan aşağı gelen sulardan içerek, kana kana içerek hasretimizi Türk dünyası coğrafyasına, gönlümüzü ve Türk dünyası coğrafyasında yaşanan sıkıntıların, acıların bir nebze de olsun dinmesi için dua ediyoruz. Yol arkadaşlarımızla beraberiz. Evet. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Efendim duygularınızı da bir taraftan öğrenelim hem yavaş yavaş giderken. Efendim işte Tuva'da Sayan Dağları'nın tam tepesinde, kayak merkezinde bu güzellikler arasında siz gibi Devre Alem'in yapımcısı İsmail Bey kardeşimizle birlikte Sibirya'da Türk İzleri programını yaparken mutlu olmamak, mutlanmak, umutlu olmamak, geleceği için, Türk Birliği için, Dünya Türk Birliği için, Türkistan medeniyetinin muazzam olması için değil mi? Dünya Türk Uluslar Topluluğu için, Dünya Türk Ekonomik Topluluğu için, Türk İslam Birliği için umutlu olmamak mümkün mü? Türkiye'dekilere selamlar gönderiyorum. Cidden buraya gelen ilk Türk ekibi olarak da heyecan verici bu ortam. Teşekkür ediyorum. Sözü uzatmıyoruz değerli izleyenlerimiz. Belgesel görüntülerle sizleri Sibirya coğrafyasındaki ata diyarına, Asya'nın merkezi Tuva'ya ve en önemlisi Sayan Dağları'nın zirvesinden o muazzam dağlara, tarihimizin, destanımızın yazıldığı bölgelere götürüyoruz. Dağlardaki açan çiçekler bizi anlatır, bizi söyler. Kuşların sesleri tarihimizin o güzel cıvıltılarını esintilerle bizlere ulaştırır. Sayan Dağları'nın, Tanrı Dağları'nın, Altay Dağları'nın çiçekleri de bir başka kokuyor, bir başka güzel. Tekeler 1500 sene önce Türkmenistan'ın Teke yöresinden gitmiş. Ben oraları gördüm. Gelenek, görenek, anane, gelinlerin süsleri, yemekleriyle aynı bizim Teke yöresi Isparta, Burdur, Muğla yani Hamidoğulları Beyliği'nin yöresine girer. Gelenek, görenek, kültür aynıdır. Bizim buranın türküleri, yemeklerinde şu vardır. Bir türkü vardır. Bunları da Özay Gönlüm çok güzel ve Hale Gür güzel söyler. Derler ki, koca çamın gürlemesi dal ile dal ile, koç yiğidin gürlemesi yar ile yar ile derler. Bir insanın topluma kazanması için iki gücü lazım. Doğada gürleyeceksen dalın olacak, insanlar arasında güleceksen çevren olacak. İşte bunu niye anlattım? Şu anda Türklerin ilk ata yurdu yaylası olan Tuva bölgesine gidiyoruz. Tuva etrafı yeşillik, kameramız zaten çekiyor Devre Alem programında. Yanımızda da Yenisey Nehri var. Biraz önce görmüştüm, o kadar güçlü akıyordu ki Sovyetler döneminde en büyük baraj yapılmış. 12 türbini var. Türbinlerin her bir bilmem kaç megabayt elektrik üretiyor. O bölgeye yetip artıyor, sanayisini karşılıyor. Yanımızda onun dallarından birini görüyorsunuz. Şimdi belki kameraman alacak. Su yaz, Ağustos ayında böyle akıyor.
İşte o nehrin güçlü olması dallarının güçlü olmasında. Onun için bu şeyi söyledim. Adım adım Sibirya'yı, Türk dünyasını gezmeye devam ediyoruz. Sibirya coğrafyasındayız ve Hakasya Cumhuriyeti'nden, Hakasya'dan yola çıktık. Abakan'dan dağlara açtık, Sayam Dağları'nı açtık, Yenisey Vadilerinden geçtik ve Tuva Türklerinin yaşadığı Tuva Cumhuriyeti'nin şu an sınır çizgisi ve Tuva anıtı, yanında da şamanizme göre olan bir takım anıtlar, abideler var ve Tuva'ya doğru yolumuz devam ediyor. Dünyada birçok inanç sistemi var ama Tuvalılar Dalai Lama tarafından Budist yapılmaya çalışılmış fakat İslam'a ihtiyacı olan bir coğrafya olduğunu görüyoruz. Paralar görüyoruz. Bu paralar buraya bırakılmış ve sırıkların kenarına anıtlar vesaire yapılmış. Paralar var. Çok sayıda para görüyoruz anıtın önünde. Turan şehrindeki Turan Müzesi ve buradaki gelenek, yaşantı ve hayatı, Tuva Türklerinin hayatının malzemelerinin yansıtıldığı bir müze, tarihi bir ev, kitabeler var ve çitlerle çevrilmiş, kapısı kapalı. Şu an bir yetkili arıyoruz, ziyaret edip içeriği gezeceğiz. Tuva Türk Müzesi'nin bahçesinde dolaşıyoruz. Birazdan içine girmek umudu içerisindeyiz. Türklüğün geçmişine ilişkin objeleri göreceğiz. Yazıtları ve Bengü taşlarını görmeyi umuyoruz. Atalarımızın yurdu. İkincisi, hakikaten dünyanın ücra bir bölgesinde farklı insanlarla, soydaşlarımızla, kandaşlarımızla bir arada olmanın bir tadı da var. Bu Hakasya bölgesinde, Tuva bölgesinde 33 bin Türk yazıtı arkeolojik çalışmalarda bulunmuş. Bunların büyük bir çoğunluğu Minsk Müzesi'nde, işte Turan Müzesi'nde, Tuva'da, Kızıl'da, 60 Batır Müzesi'nde, Hakasya'daki müzede, bu müzelerde, bunların büyük çoğunluğu bu müzelerde. Değerli izleyenlerimiz, Tuva'nın Turan şehrindeyiz. Ve Tuva'nın başkenti Kızıl'a giderken Turan şehrine uğradık, bir küçük satış dükkanı ve Tuva Türkleri. Tuva Türk'ü? Tuva? Evet, Türkiye'ye selam söylüyorlar ve sıcakkanlı, gördüğünüz gibi tipik satış yapıyorlar burada. İki hanımefendi. Türkiye'ye selam. Selam. Evet, Türkiye'ye de selam göndermiş olduk böylece. Büyük hayallerle Turan şehrine geldik. Ancak Turan şehrinin müzesine giremedik, araştırdık. Dönüşte nasip olursa uğrayacağız. Ama o küçücük evler, o tipik Turan dağlarının arasında, ovadaki Turan şehrini sadece kamera kayıtlarıyla devralen farkıyla ekranlara getiriyoruz. Ve yolumuz şu an Kızıl'a doğru devam ediyor. Turan şehrinden ayrıldık ve Tuva'nın başkenti Kızıl'a gideceğiz. Evet, ekmek alacağız şu an. Fırın içeride, ancak buradan ekmek veriliyor ve ruble vereceğiz. 5 tane ekmek gelecek. 5 tane herhalde. 5 ekmek. 5 ekmek. Tuva şehri hakikaten enteresan, hakikaten müthiş. Adeta tarih yeniden yazılıyor. İnsanlar sıcakkanlı, merhaba dediğimizde kimisi gülüyor, kimisi merhaba diyor, kimisi el sallayabiliyor. Evet, ekmek çıktı bir taraftan. Bir tanesini şöyle alalım. Şöyle. Evet. Aman Allah'ım.
Of. Bir ekmeği satın aldık. Kaç parayı veriyor arkadaşımız? Çünkü hakikaten çok güvenlik burada had safhada olması lazım. 5 tane ekmek 3 dolar. Burası Tuva'nın başkenti Kızıl. Evet değerli izleyenlerimiz, Kızıl'a gelmiş bulunuyoruz. Ve Yenisey Irmağı'nın hemen yanı başında. Nazlı nazlı akayan, akan, Türk tarihinin kilometre çizgisini çizen Yenisey Irmağı ve Tuva şehri. Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasını geziyoruz. Türkistan medeniyeti coğrafyasını yerinde araştırıp ekranlara getiriyoruz. Burası biraz uzak ama gönlümüzdeki bir coğrafya. Sibirya dediğimiz yer aslında Türklerin ana vatanı. Evet, Türklerin ana vatanlarından en önemlisi Tuva, Yenisey, Altay Dağları ve Türk dünyasının önemli coğrafyasındayız. Tuva Türk'ün yanında damat bey ile birlikte o Tuva'ya hakim, Kızıl şehrine hakim bir noktaya çıkacaklar ve mutluluklar dileyecekler. Türkçeyi nasıl biliyorsunuz? Nereden öğrendiniz Türkçe? Türk liseyi okudum. Evet. Nerede? Burada? Burada. Türk tarihinin kilometre taşını adım adım gezerek ekranlara getiriyoruz. Böyle sevimli insanlar Tuva Türkleri. Evet, Tuva'dayız, başkent Kızıl'dayız. Tuva Türklerinin, Tuva Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'a geldik ve Kızıl'da ilk durağımız Tuva Müzesi veya 60 Yiğit Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Bu görmüş olduğumuz kurgandır. Daha doğrusu da koruyan anlamına gelmektedir. Ve Tuva Cumhuriyeti'nde de özellikle Türklerin ilk yerleşimiyle birlikte buralarda bir kral öldükten sonra bu şekilde görmüş olduğumuz gibi bir mezar inşa ediliyor. Yani daha doğrusu yerin üzerinde bir mezar belirleniyor. Mezar yeri tam kurganın orta bölümünde yer alıyor. Bu şekilde görmüş olduğumuz gibi ağaçlarla üstü örtülmüş. Tam orta bölümüne defnediliyor kral ya da kraliçe aynı şekilde öldükten sonra. Onun ardından da bunları özellikle tepe bölgelere yapmışlar. Daha çok tepelerde toprak yığını ile birlikte burada aslında geçmiş yıllarda çok fazla şekilde, yani şu anda da sayısı belli olmayacak kadar çok sayıda kurganlara rastlamak mümkün. Ama suların gelmesi, yağmur yağması ya da kar olayı nedeniyle de zamanla birlikte bu kurganlar artık toprakla aynı seviyeye gelmiş durumdalar. Bununla ilgili olarak da zaten çok fazla sayıda da mezar soyguncuları da bu kurganlara zarar vermişler. Kaçakçılar da zarar vermişler. Şimdi kurganla ilgili tekrar bilgi vereceğim. Şimdi burada Tuva haritasına görüyoruz. Şehrin hemen hemen, Kızıl'ın hemen hemen her yerinde bu kurganlara rastlamamız mümkün. Şu anda görmüş olduğumuz kurgan da şu mavi kısımdan çıkartılmış bilim adamı ve yanında da yine arkadaşıyla birlikte Tuvalı birisi. Bu mezarlığın içinden çıkartılan objelere ait resimler. Ölen kralın ve kraliçenin cesetleri konuluyor. Daha sonra aileye yakın olan kişileri defnediyorlar. Onun dışında daha sonra krala ve kraliçeye ait, ona bağlı hediye edilen atlar özellikle, onlar tekrar gömülüyor. Yaklaşık olarak 16 tane at gömülmüş bunun içerisinde. De kişisel olarak kullandıkları eşyalar, onlar da aynı şekilde kurganın orta bölümüne defnedilmiş. Ve üzeri odunlarla çevrilerek bir kurgan oluşturulmuş.
Batum'daki defnedilen kralın aslında konulduğu tabut olarak belirleniyor. Kralın boyu aslında çok uzunmuş, tabutun boyu da çok kısa. Bunun sebebi de kralın reenkarnasyona inanıyor olmasıymış. Öldükten sonra tekrar annesinin karnındaki halini tasavvur etmiş. Dolayısıyla da o şekilde mezara konulmasını istemiş. Çeşitli 16 tane at gömülmüş, onların üzerinden çıkan parçalar. Bal bal ya da Bengü taşlardaki gibi her mezarın üzerine mutlaka bir taş dikilmiş. Bunlar da hep hayvanları sembolize ediyor. Üstteki bir atı sembolize ediyor. Kırılmış ağız bölümü. Bu ikinci ortadakinde hem at hem tay, atın yavrusunu koymuşlar. Hem köpek figürü var, kuş figürü var, balık figürü var. Balbal taşın üzerinde bir insan yüzü sembolize edilmiş. Sol tarafta da bir kulak ve kulağın hemen altında da bir küpe temsili olarak gerçekleştirilmiş, yapılmış. Bekarlar sağ tarafa bir tane tek bir küpe takıyor. And men only on the left. Erkekler de sol tarafa. Arjen 2 de 2001 yılında Alman ve Rus arkeologlar tarafından yapılan bir çalışma sonucunda tespit edilmiş yeri. Dünyanın seyrini esas değiştiren şey bu, Arjen 2. Yaklaşık olarak 20 kilo parçadan oluşan altının tespit edilen mezarda, kurgan da yine Arjen 2'de. Çalışmayı gerçekleştiren bilim adamlarının fotoğrafları, Rus ve Alman arkeologların yaptığı çalışmalardan görüntüler. Görünüşteki zaten şekli de bu şekilde mezarların için. O sağ tarafta birazdan daha net göreceğiz. 60 metre yüksekliğinde bir yapı aslında. Yani yapıldıktan sonra tabii çok zamanla çökmüş. Altının daha sonradan kullanıldığı bilinirdi. Ama onlar çok önceden kullanmışlardı. Hangi dönem yani bu? What was the year, you know? The 7th century before Christ. It's 1700. Before Christ, 7th century. Before Christ, yes. Evet, milattan önce 7. yüzyıl. Çıkartılış yeri de yaklaşık olarak yerin 4,5 metre aşağısına bir kazı yapılmış. Onun üzerinde 1,5 metrelik de taşlardan oluşan bir kazı gerçekleştirilmiş. Yani toplamda mezarın olduğu bölüme ulaşana kadar 6 metre yerin dibine bir kazı gerçekleştirilmiş. Kıyafetini sembolize etmişler. Evli olduğu için biraz önce söylemiştik, iki tane küpesi var sağ kulağında ve sol kulağında. Onun dışında kıyafetlerinde altın işlemeleri çok göze çarpıyor. Bir hançeri de var beline bağladığı, kraliçe olmasına rağmen. O da yine altın kaplama. Ayağında halhal gibi şeyler takılmış. Onlar da aynı şekilde hep altın kaplama. Yani bu döneme göre altının olması önemli. Yani bu kıyafetlerin olması ve altın işlemeciliği yapılmış olması çok önemli bir tane. Kralın da çizmelerinin bittiği yerden, yani yaklaşık olarak diz kapağının olduğu bölümden kemer bölümüne kadar olan yerde yaklaşık olarak 100.000 taneye yakın altın işlenmiş tek tek. Dolayısıyla o döneme göre çok şaşalı böyle bir kıyafetin olması. Altın yine çok dikkat çekiyor. Kıyafetin her yerine zaten altından bölümler görebiliyoruz ama özellikle pantolon bölümünde 100.000 adet işlenmiş, oyalanmış tabiri caizse pantolon görüyoruz ki. Kralın boyu yaklaşık olarak 1.75 civarındaymış. Kraliçenin boyu da 1.55 civarındaymış. Yani 1.50-1.55 arasıymış. Ama o döneme göre uzun boylularmış. Gerçekten oldukça geniş ve büyük bir müze, tarihin seyrini değiştiren bir müze ve 2700 yıl önce altının işlemeli olarak kullanıldığı, birbirinden müthiş desenlerin, eserlerin olduğu bir müze, tarihin adeta yeniden yazıldığı bir müze. 1970'li 80'li yıllarda burada kurganlar, büyük mezarlar bulunur ve 2700 yıl önce altının zinet eşyası krallar için taç malzemesi olarak kullanıldığını gösterir. Thank you.
bir religion Budist. Ha, Budist. Şamanlar bazı iki. Hmm, tamam. Peki, şamanlar. Ha. Siz Budist? Budist, şaman. Şaman. Ha, iyi. Okey. Müslüman var mı? Müslüman var mı? Müslüman Doğu'da var. Var. Müslüman var mı? Çok yazılı taş var. Ben gittim ki Bengü yazıtları bu bölgede binlerce taştan sadece birkaçı müze girişinde sergileniyor ve bu yazıtlar Türk tarihinin adeta kilometre taşını da yansıtıyor ve yazıtları, korgan, mezar taşları, balbal taşları dediğimiz bu taşları müzede sergiliyor ve müzenin girişinde müthiş bir şekilde insanı etkileyecek şekilde bu taşlar gözüküyor. Yenisey Müzesi ve başkent Kızıl'daki bu müthiş müze binlerce yıllık tarihin ihtişamlı geçmişini yansıtıyor. Türklerin altın işlemeciliği, el sanatı, zinet ve kültürünün ne kadar eski olduğunu da gösteriyor. 2700 yıl önce altından yapılan zinet eşyalarının sergilendiği müzeyi gezdik. Şimdi başkent Kızıl'da bir başka noktaya gidiyoruz. Tuva'nın başkenti Kızıl'dayız ve Kızıl'ın merkezinde bir anıt var. Budizm anıtı. Ancak bu anıtta herkes gelip dilekler dileyip iyi enerji, sinerji aldıklarını söylüyorlar. Ve her gün burayı ziyaret edip iyi dilekte bulunuyorlar Tuvalılar ve diğer burada yaşayan insanlar. Evet, gelenek ve görenekler. Burası Tuva, başkent Kızıl'dayız. Çok sayıda Türk'ün yaşadığı. Ancak buralar, gerek Dalai Lama'nın buralara gelişi ve gerekse Budizm'in, Moğolların istilası, Rusların baskısı sonucu maalesef müthiş bir şekilde asimilasyona tabi tutulmuşlar. Ve bu coğrafyada Müslümanlar çok sayıları oldukça az. İşte şehrin merkezinde, başkent Kızıl'da. Biz tapınağının içerisi, ancak bunu dini gelenekler için değil, buradaki insanlar sinerji bulmak, adak adamak, iyi dilekte bulunmak için herkes gelip burada bu anıtı çeviriyorlar bu şekilde.